belli bir dış gücün, dış güçlerin e, hareketi diye düşünmek mümkün. Orta Doğu'daki ülkelerin kaderi birbirine bağlı. Birinde oynayan taş bir diğerini etkiliyor. Özellikle İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın bütünlüğü bölgesel işbirliğinden geçiyor. Türkiye e, İran'a e, kayıtsız kalamaz. Türkiye Rusya'ya kayıtsız kalamaz. Türkiye Suriye'ye kayıtsız kalamaz. Bu buralardaki barış Türkiye'deki barış demektir. Profesör Doktor Hilmi Bayraktar Orta Doğu'daki gelişmeleri ulusal kanala değerlendirdi. İran'daki kışkırtmanın nedenlerini anlattı. Türkiye İran Rusya ittifakı bölgede dengeleri değiştirdi. Bölgede bir takım hayaller olan ülkeler bu ittifak sayesinde sukutu hayale uğradı. Hayallerini gerçekleştirebilmek için e, havlu atmış değiller, çalışmalarına devam ediyorlar. E, şimdi Türkiye'de bir e, noktaya varamayınca Türkiye'nin birlikte olduğu diğer ülkeleri e, hareketle geçirip e, Türkiye'de, bölgede e, barışı e, baltalamak istiyorlar. İran'da çıkacak karışıklık Türkiye'yi büyük ölçüde etkiler. İran'ın yaşayacağı sıkıntının, sıkıntıların e, dire doğrudan Türkiye'ye e, geleceğini unutmamak lazım. İran'daki barış huzur, e, Türkiye'deki barış huzur gibi algılanmalıdır. Ulusal Nitekim, Kanala konuşan Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Bayraktar, bölgedeki ülkelerin birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. İran halkı e, sokağa dökülmeden yani patlamaya gelmeden bir takım değişiklikleri devlet refleksinin devreye girip yapması gerekir diye düşünüyorum. Eski rektör yardımcısı Bayraktar İran'a gidip birebir orada gözlem yapmış. Türkiye'ye büyük bir hayranlık gördüm. İnanılmaz bir hayranlık duyuyorlar. Neyi gördüm? İran'da Ez Zehra Üniversitesi'nde bile niye siz böylesiniz biz böyleyiz sorusuna sizin Atatürk'ünüz var ondan öylesiniz demişlerdi. Kadın hayatın içinde. İran'da. Gece 12 bir çok rahat dışarıda geziyorlar. Yalnız başına gezebiliyorlar. Güvenlik